Herkese merhaba arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok doğaçlama gelişen bir video ile karşınızdayım. Öyle evde oturuyordum, canım sıkıldı. Sonra kendimi bir anda burada buldum. Aslında bu videoyu uzun zamandır benden istiyordunuz. Hatta Instagram'dan falan sürekli yazanlar vardı. Dayanamadım, sonunda sizlere üniversite sınav sonucumu göstereceğim. Ama baştan söyleyeyim bu videoda öyle bir başarı hikayesi falan beklemeyin ben şunları yaptım Türkiye birincisi oldum siz de yapın demeyeceğim. Zaten diyemem de çünkü mantıken Türkiye'de derece yapmış bir öğrenci değilim. Beni bilen bilir lisede 3 sene boyunca hiç çalışmamış. Derslerle uzaktan yakından alakası olmayan bir öğrenciydim. Hani öğretmenlerin veli toplantısında zeki ama çalışmıyor, sınıfın düzenini bozuyor, sürekli konuşuyor dedikleri çocuk var ya o işte bendim. Sadece son sene yaptığı çalışmayla belli bir sonuç elde etmiş birisiyim. Siz de birazdan hangi derste kaç net yaptım, puanım neydi hepsini göreceksiniz. İstiyorsanız başlayalım. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girmem lazım. ays.osymgov.tr idi sanırım. Sonuçlar oradan ulaşıyorduk. Bu arada şu elimdeki telefon annemin. Kendi telefonumla ses kaydı aldığım için annemin telefonunu kullanmak zorundayım. Klavyesi o kadar küçük ki parmaklarım çok tombik kalıyor yanında. Uzun uğraşlar sonucunda sisteme girmeyi başardım. ÖSYM'nin sonu sayfasında şu ana kadar girdiğim bütün ÖSYM sınavlarının sonuçları var. 2012 yılında askeri lise sınavına girmişim. İstiyorsanız bir ona bakalım önce. Ya şu tipe bakar mısınız? Hiç değişmemişim. Sadece o zamanlar birazcık daha kiloluymuşum herhalde. Bir de bizi ortaokulda niye böyle takım elbise düğüne gider gibi giydiriyorlar anlamadım. Kravatı hiç böyle sonuna kadar takmazdım. Gömlek dışarıda serseri gibi gezerdim. Türkçe'de 26 doğru 4 yanlış. Sosyal'de 13 doğru 2 yanlış. Matematikte 17'ye 3, fen de 14'e 9 yapmışım. Fen de maşallah yanlışların haddi hesabı yok. Benim asker olmak gibi bir hedefim yoktu. Bu sınavda hiç çalışmadım. Öylesine kendimi denemek için girmiştim. Ee, biz o zamanlar SBS'ye giriyorduk. SBS hazırlık olur diye düşündüm. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve GATA hiçbirini kazanamamışım. Yalnız Türkçem o zaman da ateş ediyor. 26'ya 4 yapmışım. 25 net bence bayağı iyi. iPhone'da geriye nasıl gidiyorduk ya? Ortadaki tuşa mı basıyorduk. Ne kadar cahilim. Ben son sene yapılan YGS'ye girdim. Bizden sonra YKS geldi. Sistem değişti. Yani şu an sizin girdiğiniz TYT bizde YGS. AYT'de LYS sınavına denk geliyor. İlk olarak YGS'den başlayalım. Bu fotoğrafı YGS başvurusu yaptığınız gün müdür yardımcısının odasında çekiliyorsunuz. Onun bir webcam oluyor böyle bilgisayarda. Onunla çekiyor genelde. Sonra üniversitede bütün kimlik kartlarında resmi evraklarda bu fotoğraf karşınıza çıkıyor. O yüzden YGS başvurusu yapmaya gittiğiniz gün böyle eliniz yüzünüz birazcık düzgün olsun daha iyi olur sizin için. Şaka maka ben yakışıklı çıkmışım. Instagram'daki çoğu fotoğrafımdan buradaki fotoğrafım daha güzel. Özel bir hazırlık da yapmamıştım. Tamamen şans işi. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Türkçe'de 32 doğru 7 yanlış yapmışım. Yani yaklaşık olarak 30 net, 30.25 net falan yapıyor. Benim Türkçem her zaman iyiydi. Zaten bu sonuçta bir sayısalcıya göre iyi bir sonuç bence. Fakat normal denemelerde Türkçe'de 34'ün 35'in altına düşmüyordum. Gerçek sınavda birazcık heyecan yaptım ve Türkçe denemelerden daha zordu. O yüzden 30 net yapmışım. Ama bence iyi bir sonuç. Aynı bölümde okuduğum arkadaşlarımdan kime sorsam Türkçede 30'un üzerinde yapan yok. Tek ben varım herhalde. Onlar da matematiği çok iyi yapmışlar. Benim de matematiğim kötüydü. Türkçede paragraf önemli. Soruların büyük çoğunluğu paragraftan geliyor. Eyvallah. Ama sizi kurtaracak olan dil bilgisidir. Şu anda herkes paragrafa yükleniyor. Dil bilgisinin yüzüne bakan yok. Ama gerçek sınavda öyle bir paragraf sorusu karşınıza gelir ki kalem oynatamazsınız. Dil bilgisinde bildiğinizi yaparsınız. Sosyal bilimler 17 doğru 4 yanlış. Zaten çözdüğüm soruların tamamı tarihtendir. Coğrafyadan da bir iki tane soruya çözmüşümdür ya çözmemişimdir. Üniversite sınavına hazırlanırken ekstra bir sosyal çalışması yapmamıştım. Tamamen okulda ne öğrendiysem o bilgimle tarihi çözdüm. Bazı sayısal öğrencileri sosyale hiç bakmıyor. Onun yerine matematikten bir iki soru fazla çözeyim diye düşünüyor. Bunu yapmayın. Sosyal'den de işaretleyebildiğinizi işaretleyin. Gelelim benim en utandığım yere. Temel matematik 28 doğru 4 yanlış 27 net. Şimdi aranızda şey diyenler olabilir. Abi 27 net matematikte kötü mü? Tamam çok iyi değil ama çok da kötü bir sonuç değil. Ama arkadaşlar son YGS'de matematik o kadar kolaydı ki normalde 30'un üzerine çıkamayan herkes 30 netten fazla yaptı. Bense dönemde çözdüğüm denemelerde matematikte 30'un altına düşmemiş bir insandım. Gerçek sınavda heyecanlandım. O yüzden matematikte 27 net yaptım. Matematikte de eğer normalde yaptığım kadar yapsaydım şu anda çok daha farklı bir bölümde çok daha farklı bir okulda olabilirdim. Tabi kader kısmet kaderimizde burası varmış Gazi Üniversitesi varmış Gazi'ye gelmişiz fakat matematikte 27 net yapmak içime dert oldu ne zaman aklıma gelse hala üzülürüm. Bakın üniversite bitiyor, son sınıfa gelmişim, hala matematikte 27 net yaptığıma üzülürüm. Matematikte neden böyle oldu derseniz, birincisi sınavda heyecan yaptım, ikincisi dönemde çalışırken yapamadığım soruları hocaya sormuyordum, bunu ihmal ettim. O yüzden yanlışlarımın doğrusunu öğrenemedim. Bu da bence yaptığım en büyük hatalardan birisiydi. İşte bu yüzden size sürekli diyorum gidin yapamadığınızı sorun, hangi ders olursa olsun doğrusunu öğrenin diye. Bu yüzden size her videoda diyorum. Fen bilimleri 32 doğru, 4 yanlış, 31 net yapıyor. Fen de zaten ortalama 30 net, 31 net, 32 net falan yapıyordum. Beklediğim geldi. Fen bizim girdiğimiz YGS'de matematik kadar basit değildi. Fakat çok da zor olduğunu söyleyemem. Sanırım son YGS'ye girdiğimiz için matematik ve fen de bize birazcık torpil yaptılar. Bizim zamanımızda Türkçe'ye sosyal belirleyici olmuştu o yüzden. Çünkü sayısalcıların hepsi matematikle feni yapmıştı. Türkçe ile sosyal eleyici olmuştu. Ben de Allah'tan ikisinden de az çok bir şey yaptım da şu matematikte yaptığım hatayı telafi etti. YGS'de sayısal da YGS 1'de 69.000'ci, YGS 2'de de 61.000'ci olmuşum. Daha sonra LYS sınavına girdik. LYS'yi YGS kadar kolay yapmadılar. Hatta tam tersine zor yaptılar YGS kolay olduğu için. LYS'de matematikte 27 doğru 4 yanlış yapmışım. 26 net. Yine 30'un üzerine çıkıyordum normalde. Bu sefer çıkamamışım ama çok da koymadı o YGS faciasından sonra geometri 17 doğru 2 yanlış. Geometriyi beklemediğim bir şekilde iyi yaptım. Normalde geometriden 12 13 net yapan bir insanım. Gerçek sınavda 17 doğru 2 yanlış yaptım. 16 küsür netim var. Bana göre bayağı iyi bir sonuçtu bu ve zaten YGS sıralamamı ileriye taşımada geometrinin bayağı bir etkisi oldu. Fizik 13 doğru 6 yanlış. Fiziğim her zaman her zaman kötüydü. YGS'de birazcık iyi yaptım fakat LYS'de gerçekler ortaya çıktı. İlk sınavda çıkan fiziğin kolay kısmıydı. Asıl zoru LYS'de çıkıyordu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Babam fizik mühendisi. Ankara Üniversitesi fizik mühendisliği bölümünden mezun. Ona rağmen benim fiziğim her zaman en kötü dersim olmuştur. Kimya 19 doğru 4 yanlış, biyolojide 19 doğru 6 yanlış. Ortalama böyle bir şey yapıyordum zaten hepsinden. Bir çılgınlık yapmışım, Türk dili edebiyatı ve coğrafyaya da girmişim. Türk dilinde 33 doğru 23 yanlış yapmışım. Tamamen sallamaya, öyle kafamı dağıtmaya girdiğim bir sınavdı. Coğrafyada da 12 doğru 7 yanlış yapmışım coğrafyayını ateş ediyor. MF3'te 55 bininci olmuşum. MF4'te de 59 bininci olmuşum. Ham sıralamam. MF3 sağlık alanında tercih yapıyordunuz. işte diyetisyenlik, tıp, eczacılık bu tarz bölümleri seçebiliyordunuz. MF4'te de mühendisliği seçiyordunuz. Ve okul puanı eklenince benim MF3'teki 55 bin sıralamam 58 bine gerilemiş. MF4'teki 59 bin sıralamam da 62 bile gerilemiş. Şimdi anladınız mı neden size lise 1'de, lise 2'de, lise 3'te derslerinize çalışın diyorum. Lisede 3 sene boyunca ders çalışmamıştım. Beni çalışmadığım her sene için 1000 kişi geriye atmış. 3000 geriye gitmişim sıralamada. Arkadaşlar şimdi benim sıralamam 55.000 olduğu için 3000 geriye attı. Fakat daha iyi bir sıralama yapsaydım işte 20 bininci olsaydım mesela 10 bin 12 bin geri atacaktı belki de bunu bilemeyiz. Hani bana sürekli soruyorsunuz 9'a gidiyorum 10'a gidiyorum 11'e gidiyorum ne yapmalıyım diye. Bu soruların hepsine cevabım aynı. Dönemdeki derslerinize en iyi şekilde çalışın. Hem o dönemde verilen dersler de üniversite sınavında karşınıza çıkıyor. Hem de siz okul ortalamanızı yüksek tutarsanız benim yaşadığım bu durumu yaşamazsınız. Hatta okul ortalamanız sizi ileriye bile götürebilir. Video bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada şu anda Instagram hesabımda bir çekiliş başladı. 3 kişiye matematikten çıkmış soru kitabı hediye edeceğim. Instagram'a giderek çekilişe katılmayı lütfen unutmayın. Bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.